ay geliyor. La Raison con mis amigos. Me nace alcohol pa seguir vivo. La Raison con mis amigos. Me nace alcohol pa seguir vivo. Yo sigo chileando, mi tiempo sigue vivo. Yo sigo gozando mi vida con amigos. A nadie hago daño, por eso sigo vivo. Sisi, evet ay. Ne olmuş ayın bu kıyafeti nedir? Güzel olmuş hocam. Beğendin. Evet, ben beğendim ayı. Senin yapamadığını yapmış diyebilir miyiz Beyaz? Diyebiliriz hocam. Bak. Diyebiliriz Hakan Bey. Evet. Bak bak. Baba. Niye gülüyor? Zevkten dört kişi oldu. Dört kişi tabii. Tabii Hakan'ın çünkü o lafı. Biz de bir numara ya. Tabii. Hakan da şey dedi ya. Neyin biriyse bunlar. Senin yapamadığını yapmış deyince zannediyor ki güzel konuşacak. Aa ben Hakan'ı senelerdir tanırım. Biraz sonra görürsün sen gününü. Evet onun için kıkır deme. Nur. Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın kızım? Bugün hep bana pas atıyorsunuz. Atıyorum, Dorukcan nasıl? Çok iyi. Çocuğu Dorukcan, 3 yaşında çocuğu var. Ben tabii her Allah şeylerini bağışlasın. Bildiğim için... Nüfus müdürü. Tabii. Dorukuş hocam. Dorukcan, seyrediyormuş annesini, gözlerinden öperiz oğlum. Kurban olsun anne. Evet, ne diyorsun? Hocam, zaten rakip... arkadaşlardan sadece Gizem'le... Herhalde onun için sana soruyorum. Ayı beğenmiştim. Ha. O kadar. Gayet güzel gözüküyor. Ayakkabıları biraz gelin ayakkabısı gibi ama herhalde bu tarz şeyler moda bilmiyorum. Ben de pek beğendim. Onun dışında güzel gözüküyor. 80'ler, 90'lar, 70'ler Allah diye. Ah pastacı hanım Funda. Merhaba. Ay düşeceğim. Düşme. Ağır mı geliyor bedenin? Evet, taşıyamıyorum bu ara olanları. Her şey benden beklenirken her şeyin benim dışımda olması. Kavgacılığımdan rol model çalınması. Ve sonuç olarak tartışma çıkınca Funda gene ne yaptın denmesi. Kim rol model çalıyor? Yani Nur'la Sisi tartıştı, Gizem'le Nur tartıştı. Ben masumum vallahi sizi bilmem. Ben de masumum. Yani... Odadan ses yükseliyor. Senle ben masumuz. Ama Hakan Bey odadan biz ses de masumuz yükseliyor. Aslında. Odaya bir giriyorlar. Çok gözümüzden, ikimizin de gözünden belli masumiyetimiz. Ama Hakan Beyciğim odadan ses yükseliyor. Kızlar tartışıyor odaya şey diye giriyorlar. Funda gene ne oldu? Ne yaptın? Sakin ol. Vallahi ben hiçbir şey yapmıyorum. Melaike gibi 3 gündür duruyorum. Peki oldu. Evet peki taçlı yedi. Kızımız. Efendim? Sen ne diyorsun? Yani açıkçası yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yaptığım zaman iyi de yapsam bana sarıyorlar. Gerçekten yoruluyorum zaten bu durumdan. Güzel görünüyor. Diyecek bir şeyim yok. Beğendin. Evet. Sen mi iyisin o mu iyi? Gayet güzel görünüyor. Ay. Cevabım bu değil mi? Sen ay. Miyisin o mu? Sen miyisin, ay mı diyor. Ay. Her zaman sen. Ben yalan söyleyemem. Yo, direkt natural bakmayın sana. Aynen öyle. Dün de sohbetimizi yaptık zaten. Canım benim. Teşekkür ederim hocam. Aa, balerina. Balerina. Ben bugün kendime ne yaptım bilmiyorum. İyi mi yaptım? Sen şimdi yine strateji. Onu sorguluyorum şu an. Strateji. Ay, çok güzelsin. Harika görünüyorsun. Bugün en iyisin. Yo aslında öyle demeyeceğim. Söyle o zaman. Çantasını beğenmedim. Tek beğendiğim şey inci kolyesi. Bir tek boynumdaki inci kolyeyi mi beğendin? Evet. Ama içeride öyle demiyordun. Yani genel olarak kızlara böyle baktığım zaman aralarında yani güzel, en güzellerinden birisi. Aşkım niye benim böyle için yapıyorsun? Yorum yapmak için niye? Yorum yapma sen bana, lütfen. Sen bana ceket diye mont getirdin. Dua et ben sana hiçbir şey yapmıyorum. Hayır yani ya, güzel yorumlar yapma. Yani doğru yorum yap. İçeride yaptığın yorumları yap. Bari ben ya bana kızlar nasıl içeride olmuş? İçeride ne dedi? İçeride ne çok dedi? Güzel olmuşsun. Çok beğendim seni. Ama ne diyeyim modunmuş. Ama tabii ki olmamış yani derse üzerini değiştirebilirsin. Burada kötü puan alıyor. Yalan konuşuyor. Ne var bunda? Aynen. Ne? Dudak büzmene gerek yok. Kendisi bana daha kötüsünü yaptı yani. Ceket diye mont getirdi yani. O kadar haklısın ki. Böyle bu. Ben ona hiçbir şey yapmıyorum. Hayır. Yine güzel yorum yapıyorum sana. Nikolay'ın çok güzel. Daha ne diyeyim? Ama sus sen de. Sen ne fenasın. Sen ne fenasın. Hakan, hiç susmadan devam et. Hemen ortaya gel. Aynen öyle. Hiç susmadan devam. Arkanı dön. Tek ayağını kaldır.
Böyle kaldı. Öbürünü kaldı. O kalp mi var orada, etiketi mi ayakkabının? Yok, numarası gözükmesine yapıştırılmış. Numarası gözükmesine. Ben de fiyat etiketi, yani şey... Yara bandı da var galiba, onu zannettim. Takığım ona. En sinir olduğu da... Oraya madem öyle bir kalp koyacaksan, onun daha büyüğünü koy. Yok. Etiket gibi duruyor. Tamam. Dön bir daha, dön bir daha arkanı. Kaldır. Tamam. Peki, o yara bantları nedir? Bana dönebilirsin. Şurası çok acıdı bugünkü giydiğim dünkü giydiğim ayakkabıdan dolayı. O yüzden de birazcık kanadığı için yara bandı yapıştırdım. Bu dekolte ayakkabılar için şeffaf bantlar var ya. Evet. Bir kadının her zaman yanında ondan olması lazım artık. Evet. Hele ki bu yarışmadayken. Evet. Üzerindeki ben yeğenlerimi alıyordum. Oyuncakçılarda kostümler satılıyor ya. Bu da yılbaşı Noel Ana. Ama seninki daha fetiş kostümcüden alınmış gibi duruyor. Oyuncakçıdan değil de. Ne olacaksınız siz böyle? Sen ve öbür birinci. Tam şey oldunuz, ayaklar baş oldu. O hani şey vardır ya, çok iyiydiniz, bittiniz. Berbatsın. Berbat görünüyorsun. Çok elbise kötü bir elbise. Berbat gözüküyor? Çok kötü bir elbise. Saçların... O ne ya öyle? O nasıl bir maşa? İki tutam maşa yapmışsın. İki örgü yapsan daha anlamlıydı. İki tane maşa var burada. İki tane şey, rulo görüyorum. Anlamsız. Anlamsız. Bir dön. Senden dört beden büyük arkadaşına bak. Karamele. Sana 10 basıyor. Onun işi daha zor. İkinizin de yüzü aynı güzellikte. İkinizin de yüzü çok güzel. Al, güzellik kurtarıyor mu? Hayır. Kurtarsa onu kurtarırdı. Ama doğum günüm ya hani böyle... Doğum günün diye yorganlık satenden kostüm giyip mi geleceksin? Ya. Spider-Man olsaydı... Bu ne? Al Aslan. Aslan. Hocam ben bu sefer sona kalsam mı? Olur. Buyurun. Şimdi kızım, bir kere şu saçlarını arkaya at. Allah aşkına aç şu boynunu. Kapatmışsın o iki tane rüloyu, öne koymuşsun. Arkada bir rülo, onda bir rülo. Evet. Şimdi bu kıyafete bana göre inci yanlış olmamalıydı. Sen çantanda inci var, ona yakıştırma yapmaya çalışmışsın. Gereksizdi. Tamam, ben çok severim bu tip dekoltelerde kolyeyi ama hiç kolye kullanmayıp iki tane küpe. O inci olabilirdi bak, bu kadar ortaya çıkar. Çünkü bu tüylerde bir de inci takıyorsan, inci yapıyorsan saçlarını hafif vak yapman çok hoşuma gider. Ayakkabı. Doğru, doğru. Bak şöyle çok güzel olabilirdi. Ben yalnız hiçbirini beğenmediği gibi çantasını çok beğendim. Prenses. Çok daha iyi. Sende sıra. Evet. Yani gerçekten yıkılıyorum, bu iki takım kaptanı böyle geliyor benim karşıma. İki tane en yüksek puan verdiğim. Hele ki seni yani ilk günden beri şey yapıyorum. Şimdi ben saçına takılmayacağım, ben beğeniyorum bu saçı. Yalnız şöyle bir karıştırıp bir dağıtabilirsin. Çok yapışık olmuş şu anda. Hı-hı. Ama okeyim. Makyajına okeyim. Her zaman söylüyorum, suratın çok güzel. Çok tatlı bir suratın var. Ne yapsan yakışıyor. Ama şu kadarına okeyim senin. Ki saçına okey, saçına bile okey değil burası. Burası da değil. Ama saçı öne attığı için, rulo tamam. Yaptığı için. Aslan yani bak şimdi, yap öne rulo. Bakalım okey mi? Okey mi? Öne getir şimdi yaptığın gibi. Şöyle bir doğatsana bak. Şöyle yap bak. Bak. Hah. Şöyle bir oh. Rulolarıyla olmamıştı. Okey. Çantan gerçekten geçen gün burada kırılandan çok daha okey. Çünkü inci ve beyaz, evet. Ve bu kombine gitmiş bir çanta. Ayakkabılarını şu anda kullanılan bir trend bir model. Neyse hiç uzatmayayım. Kıyafetin gerçekten yani ben de Hakan'a katılıyorum. Kostümcü dükkanından alınmış gibi. Yani çok kolaya kaçmışsın gibi. Yani senin takım kaptanı olarak öncelikle ne senin ne sisinin böyle gelmemeniz gerekiyor. Yani bu şekilde bizi hayal kırıklığına uğratamazsınız. Demek ilk üç gün tesadüf. Benim puanım şöyle bir şey. Ben kabul etmiyorum. Sisi'den daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. 5 veriyorum sana. Teşekkürler. Ben 4 veriyorum. Teşekkür ederim.